Herkese günaydın, hayırlı günler diliyorum. Bugün bayramın birinci günü, bayramın birinci gününden tüm takipçilerime, aileme, arkadaşlarıma, akrabalarıma, komşularıma, beni tanıyan, bilen, seven, sevmeyen herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Rabbim tekrarına kavuşturdu, çok şükür Allah'a. Bugün böyle heyecan doluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. Sabah böyle sabah erken saatte 6 buçuk civarı camimizin hocamızın camideki hocamızın tekbir sesleriyle uyandım. Her bayram böyle oluyor. Ben bu eve taşındım taşınalı. Bu bizim 4. bayramımız. Geçen yıl 2 bayram, bu yıl 2 bayram. Bu 4. bayramımız arkadaşlar. Her bayram bu eve taşındık taşınalı her bayram sabah bayram namazında bayram namazını kıldıran hocamızın tekbir sesleriyle, dua sesleriyle uyanıyorum. Daha başka bir mutlu oluyorum arkadaşlar. Evinizin camiye yakın olması çok güzel bir şey. Daha önceki evimde de sabah yine böyle erken saatte kalkardım. Çocuklarımı, eşimi, oğullarım yine büyüdüler çünkü. Oğullarımı, eşimi bayram namazına gönderirdim. Onlar gelene kadar kahvaltı hazırlardım. Bakın şimdi aklıma geldi mesela. Zemzem suyu doldururdum hemen. Bugün biliyorsunuz sabah bayram günü. Şuradan sürahimi alayım. Bayram günü çeşmeden akan sular zemzem akar derler. Hemen ben de... Evet... sürahime dolduruyorum inşallah zemzem suyumuzu. Şifa olsun hepimize. Nasılsınız arkadaşlar? Bayramın ilk günü nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Allah'a. Sana zemzem suyu mu bu? Evet öyleymiş oğlum. Bayram günü akan çeşmelerden akan su zemzem suyu olurmuş. Şifa niyetine için. Biz de içelim. Lan büyük bak. Bana büyük bardak ver o zaman diye. Ver ne olur yiyeyim ben. Şuraya koyalım. Suyumuzu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben giderim. Sağ elle içmem gerekirdi ama şey, sağ elimde de telefonu tutuyorum diye bırakmadım elimden. Bugün dediğim gibi arkadaşlar sabah tekbir sesleriyle uyandım. Kalktım işte ortalığı falan toparladım. Çocuklarımı kaldırdım. Ben her bayram çocuklarımı Barış Manço'nun bugün bayram şarkısıyla uyandırırım. Bu bende bir adet gelenek olmuştur. Aylin o kadar alışmış ki dün akşam bana diyor ki anne yarın sabah bizi bugün bayram erken kalkın çocuklar diyerek uyandıracak mısın diyor. Tabii ki uyandıracağım kızım dedim. Çünkü ben her bayram yavrularımı böyle uyandırıyorum sabahları. Kızım benden önce kızım yanıma geldi. O söyledi anne hadi beraber söyleyelim bugün bayram erken kalkın çocuklar diye. Öyle arkadaşlar, coşkuluyuz, mutluyuz, bayram, sevdiklerimizle, ailemizle birlikte olacağız. İnşallah kurbanımız kesilecek bugün. Hayır, kurban kesilmesi. Çok kötü kokuyor. Aile. Hayır, sen saç lastiği gibi saçlarını toplayalım. Hayır, topluş. İki yerde mi? Yok. Neyse dur ben bir bayram konuşmamı bir bitireyim. Şimdi biz arkadaşlar Ali şu an serviste işten geliyor. Gece vardiyasından geliyor maalesef biliyorsunuz. Bayramlarda izin yok. Neyse ki gece vardiyasında verirlerse de bir gün izin veriyorlar. O da işte o hangi gün kurbanın kesilecekse o gün şey yapıyorsun. Ali gece vardiyasında biliyorsunuz. Şimdi aradı zaten servisteyim geliyorum dedi. Dünden biz bir şöyle bir plan yaptık zaten. Şimdi sabah erkenden anneme gidiyoruz. Abim gelecek birazdan. Biraz önce görüştük. Biz hazırız dedik. Dün akşam böyle kararlaştırdık. Abim şimdi gelince sizi ararım dedi. Aşağıya inersiniz dedi. Abim gelecek bizi alacak. Anneme gideceğiz. Sabah kahvaltısını annemle beraber hep birlikte yapacağız ailece. Sonra da erkekler kurbanlık almaya gidecekler. Kurbanlığımızı alacaklar, gelecekler. İşte annemin,
yurt dışındaki kardeşime, anneme, yurt dışındaki kardeşime, bize ve kayınvalideme kurbanlık alacaklar, gelecekler. Sonra artık kurban kesildikten sonraki planımız nasıl olur bilmiyorum. Bizim niyetimiz hemen eve gelip kurbanın etleri ayarlamak, dolaba koyup geri anneme gitmek. Bakalım artık nasıl şey yaparız bilmiyorum. Çünkü hava sıcak, nasıl olur, nasıl bir şey olur hiç bilmiyorum inanın. Tabii bir ara kayınvalideme de geçeceğiz. Planımız bugün böyle. Bayramın ilk günü böyle. Şimdi abimi bekliyorum. Çocuklar falan hazırlar. Tabii onlara öyle çok şey giydirmedim. Rahat hani giyinmek istiyorlar. Bir de bayram ilk günü hani gezmeye falan daha gitmeyeceğiz. Gezme yarın olur. Bugün biraz zor, ancak etle uğraşılır. Ancak kurban kesimi etti, şuydu buydu olur. Hadi gel, sizin de saçınızı falan toplayayım. Aileninkini de toplayayım, seninkini toplayayım. Abim de arıyormuş. Abime cevap vereyim. İstersen saçlarını bir tarayalım. Şöyle. Abim aradı şimdi. Yola çıktım, geliyorum dedi. 5 dakikaya kadar yola aşağıya inin dedi. Bastınız mı? Tamam. Tamam. Onaylandı. Niye gitmiyor? Kapı mı kapanmadı? Kapı kapanmadı sandık. Boncuğum, nereye gidiyoruz? İlamida'yla anneanneye gideceğiz. Hani İlamida'ya gideceksek? Hani öyle İlamida'ya gideceksek? Hadi bakalım. Ses yapmayın, ses yapmayın. Gelmiş mi dayınız? Anneme geldik biz arkadaşlar. Annem şöyle tepsiye hazırlamış bir şeyler. Ben de şimdi geri kalanını hazırlayacağım. Ali'yi bekliyoruz. Ali gelsin. Hemen kahvaltımızı yapacağız. Yok yok, sen de şuraya.
Şeraslarına. Almamış mı işte? Ne? Burada? Ha, yok burada yok. Yok aldım yani şunları aldım da. Ne aldın? Kazı fasulye mi? Onu haşladım, ettim, temizledim. İki şey içer bakayım. Üç tane onu, üç tane şey. Kaç tane verdin? Kaç tane? Kaç lirada? 15. 15. Taze, güzel. Temiz bende bunlar. Evet, temiz. Çay kaynıyor. Çayın altını kısayım. Oraya da sucuk koyalım. Çok sıcak, çok. Ay nem. Nem var. Yapış yapış oluyor. Kuru sıcak olsa bu kadar olmuyor da nem insanı bunaltıyor. Yüzüm duruyor. Yüzüm duruyor. Otur sen anne, ben hallederim. Şurada var mı? Başka tava vereyim. Tuz yokmuş bunda ama. Tuz da alır. İçim oldu. Neyse şimdilik yeter de gittiklerinde alsınlar. Sesiyle uyandım. Tekbir, hocanın tekbir sesleriyle uyandım. Namaz mı? İyi sabah. Bismillah. Geçen bayram da öyle, geçen sene de öyle. Hep hocanın sesiyle uyanıyor bayram sabahı. Tekbir getiriyor, dualar okuyor. Allah'ım hayırlı bayramlar getirsin. Amin. Amin. Cümlemize inşallah. Bak ay bu ara var ya bayram üstü çok yoruyoruz kendimizi. Hem yoruyor hem de şey. Bayram temizliği diyoruz. Çarşı pazar işleri oluyor. Git gel git gel. Eve gel ev işiydi. Şuydu buydu. Dün ben de öyle bir yorgunum bir yorgunum. Allah'ım. Gelirim bak. Arayayım bakalım.
Bence o da ondan sonra içti de. Nasıl olur? Dur, bunu hiç açmayayım. Bunu kaldırıp onun yerine koy. O arada da ben kalbi gelir. Yok. Yakup durdu, şey yapmaz. Öyle mi? Hep beraber yumurtasını da kavurayım öyle. O çörek yenir başına, ara bak verme. Dur dur, yapma anne. Şu zaten olmak üzere. Onu da oradan onu alırız. Ben Ali'yi arayayım bu arada. Ya poşet mi ya? O ne? Ne yapıyorsunuz siz? Şeker yapıyorum. Saat 11 oldu. Bizimkiler, annem, abim ve Ali şeye gidecekler. Hayvan pazarına gidecekler. Şunu da arabaya koydu, elimizi neye yıkarız? Bunlar neye yere koyuyor orada, bir bunda su. Geçen sene. Başka bir de... Para yere düşmüş. Kimin parası o? Benim, al onları elinde. Verin bakayım. Benim ben. Benim. O benim param. O benim param diyor. Kim verdi sana o parayı? Anneanne. Anneanne mi verdi? Baba. Baba mı verdi? Paralarınızı bana verin. Vermiyor vallahi. Kimse vermiyor parasını da. Ne istiyorsun kızım sen? Neymiş? Ha, ondan. Ama her sayfasına değil, bir sayfası. Bir tanesine. Şuna. Tamam mı? Gerek oluyor kızım. Ha, evet. Bir şeyler yazacağım. Hayır, zaten ben şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Anne, bir şeyler yazacağım. Tamam, hadi. Şimdi ne yapacağız? Telefonunu aldın mı yanına? Telefonumu dışarıdan alacağım. Unutma, arayan ne olur başka seni. Başka. Baba, ben şöyle götürdüm. Kurban kesmeye. Beni de götür diyor. Kurban kesmeye beni de götür diyor. Kuzum benim ya. Kuzum. Halicim. Okus. Pokus. Şeker. Bayram şekeri yapmış. Üst kokuyla o zaman benim başım şey olacak. Üst kokuyla gideceğim, boynunu tutacak. Aylin kasap önünden geçerken boynunu tutuyor. Yapma öyle. Hadi ver onu, ver. Hadi bebeğim. Ver anneciğim paranı bana. Sen kurban kesmeye mi gideceksin? Ya bir dakika dur. Hayır, ben götüremedim. Duydun? Oraya çocuklar gitmiyormuş Yakup. Parçalarım diyor ya. Geliyor, geliyor Alper. Ne oldu? Ne için, ne oldu, ben ne yapacağım? Bilmiyorum, onun baban çağırıyor. Bir bak bakalım, bir şey diyecek. Babaannenize gidin. Babaanne leğen verecekmişsin de o anlar. Koş. Koş. Ne yapacağım? Kurban etlerini koymak için leğen isteyeceksiniz. Ha? Efa, ne oldu? Annemler gittiler. Şimdi gönderdik onları. Komşularla falan bayramlaştık. Komşular dışarıda. Onlar da kurban kesmeye gidiyorlar. Çocuklar tutturdular. Annemleri gönderdik. Kurban kesmeye gittiler.
hayvan pazarına gittiler. Dışarıya çıktık göndermek için, uğurlamak için işte. Komşular da hayvan pazarına gideceklermiş. Dışarıdalardı. Onlarla bir bayramlaştık. Halatır sorduk falan. Onları gönderdim. Sonra hemen dışarıları bir süpürdüm. Bahçeyi, dışarıyı, balkonu bir süpürdüm. İçeriler temiz zaten. Bulaşıkları yıkayacağım. Kayınvalidemin yanına gideceğim. Çünkü onların gelmesi 1-2 saat sürer. Onlar gelene kadar kayınvalidemin yanında oturayım. Onun da kurbanını kesecekler bugün işte. Hepsi bizimki, kaynanamınki, anneminki, kardeşiminki falan hepsi bugün kesilecek. Et gelene kadar ben kaynanamın yanında oturayım. Onun yanında. O et geldiği zaman eve gideriz mecburen bir an önce. Annemle, tamam kızım. Annemle, abim, anneminkini ve kardeşiminkini yaparlar. Biz eve gideriz. Bizimkini hemen yapıp dolaba atarız. Geri geliriz buraya. Burada yardım. Kimin yardım ihtiyacı varsa, kayınvalidemin ya da anneme, hanginin yardım ihtiyacı varsa onlara yardım ederiz artık. Yani anlayacağınız... Üstüme mi sıçrattım, ne yaptım? Bu bayram, bayramın ilk günü böyle telaşlı oluyoruz. Aslında biz danaya girmiştik arkadaşlar. Biz her yıl danaya giriyoruz. Her yıl işte annemler, kayınvalidem, ben ve bizim akrabalar, dayı çocukları falan mesela. Ya da abilerim, hangisinin müsaitse. Yani ailece biz danaya giriyoruz her yıl. Yaklaşık biz 15 yıllık evliyiz. İlk 5 yıl kesememiştik. İlk 5 yıl işte yeni evlilik, düğün borcu, çocuk olması falan filan. Yani insan kendini toparlayana kadar bir 4-5 yıl geçiyor. 5 yıllık evliydik. İlk kurbanımızı kestiğimizde, ilk kestiğimiz kurban da siyah bir koyundu. Ondan sonra hep dana kestik. Yani yaklaşık 8-9 senedir dana, her sene danaya giriyoruz. Ailece dana kesiyoruz. Bu yıl da danaya girmiştik. Bir ay önce almıştık danamızı. Maalesef bir aksilik oldu. 2 gün önce dana sahibi de Ali'nin arkadaşı oluyor, samimi arkadaşı. 2 gün önce dana sahibi aradı. Bizim hayvan hastalanmış, zayıflamış. Hemen Ali ile dayımın oğlu gittiler bakmaya. Hakikaten hayvan hastalanmış, zayıflamış, çok kötü olmuş. Onun yerine başka dana alacaklardı. Başka danalar da pek hoşlarına gitmemiş. Dana işi iptal oldu yani. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Yaklaşık 10 yıldır hemen hemen dana kesiyoruz. Yani bu kadar uzun bir sürede ilk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Maalesef bu yıl dana iptal oldu. Nasip değilmiş. Küçük baş keseceğiz. Artık koyun mu olur, keçi mi olur bilmiyorum. O Ali'ye kalmış bir şey. Hangini? Yani bütçeye kalmış bir şey tabii ki de. Hayırlısı diyoruz. Artık yapacak bir şey yok. İlk defa başımıza geldi yani. Annem falan böyle şaşırdık. Bugüne kadar hep böyle ya bayramdan, kurban bayramından 2 ay önce falan giderdik, seçerlerdi, hesaplaşılırdı falan, alınırdı. Ya bayramın birinci günü ya bayramın ikinci günü, hangi gün sıra veriyorlar ya, hangi günse sıramız kesilirdi, yapardık, ederdik. Bayramın ilk günü yurt dışındaki kardeşiminkini keserdik. Genelde ikinci günü dana olurdu bizim, ikinci günde danalar kesilirdi falan. Bu yıl da böyle oldu. Nasip değilmiş, kısmet değilmiş. Her şeyde bir hayır var derler. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Şunun kapağını arıyorum, bulamıyorum. Bırak onları. Çabuk yapayım da. Biraz o şeye de gideyim, kaynananın yanına da gideyim. Onun yanında da oturayım. Baba, domates de yenmiyor. Efendim? Onları nasıl koydun?
Tamam anne. Bulaşık makinesini bir boşaltayım önce. Şalla da duramadım. Sıcak basıyor. Çıkardım inanın. Sizi şöyle alayım. Şimdi giderken kayınvalidenin yanına giderken şey yaparım artık. Kahve canım istedi kahvaltıdan sonra ama işte hayvan pazarına gidecekler diye orada olmadı canlar. Size arkamı dönmüş oldum. Hiç olmadı öyle. Ne ayıp değil mi? Artık belki kayınvalidemin yanında içeriz kahveyi. Öyle yapalım. Şuraları biraz boşaltmak lazım. Hani buraya koyalım. Bir deterjanlar da ortada. Şöyle koyayım. Yurt dışındaki kardeşimle görüştük. Onunla bayramlaştık. Daha kimseyi arayıp bayramlaşamadım. Şimdi bulaşık işini halledeyim. Teyzemin yanına gideyim. Orada oturduğum yerde arayabildiğim kadar ararım. Allah'ım herkese kesmek nasip etsin arkadaşlar. Niyetiniz ne olursa ne oluyor. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Kesemeyenlere kurban olduğum Allah'ım hayırlısıyla kesebilmeyi nasip etsin. Bütün kurban kesenlerini de Allah'ım kabul etsin inşallah. İbadetlerimizi, kurbanımızı kabul etsin inşallah ya Rabbim. Kimin parası? Bilmiyorum aşkım, elindeydi. Şimdi bayram açlığı veriyorlar ya çocuklara. O diyor bana çok verdi, o diyor bana az verdi. Yok benim param nerede? Benimkini nereye koydunuz? Allah'ım para krizi yaşıyoruz evde. Ben işte şu para biriktiriyorum, şunu alacağım, bunu alacağım. Öteki diyor ki ona çok verdim, ben de istiyorum. Ama gerçekten bayramlarda da öyle. Yani biz de çocuktuk. Şeker verdikleri zaman sevinmezdik, para verdikleri zaman sevinirdik. Buyur annem, onu aldım annem. Tavaları elimde yıkayayım. Şurada da varmış unutmuşum. Şunu görmemişim.
Hani bulaşığı yıkarsınız, yıkarsınız. Ocağı da silersin, tezgahı da temizlersin. Of be, bulaşık bitti dersin. Şöyle arkanı bir döner bakarsın ki ya masanın üstünde ya ocağın üstünde bir yerlerde bulaşık var, görmemişsin. Öyle olur ya. Şunları hemen elimde de yıkayıvereyim de. Karanlık mı olmuş ne? Şöyle yapayım. Annem fasulye almış, bizim komşu satıyormuş. Kilosu 15 liradan 2-3 kilo almış, buzluğa atmış kış için. Sonra demin komşuyla konuşuyorum. O da konserve almış, yapmış. 50 kilo domates aldım dedi. Konserve yaptım dün dedi. Artık şey başladı yani. Kışlık hazırlıklar da başladı. Aytu da şeye gitti, babaannesinin yanına gitti Alper'le Aytu şey almak için. Annemde fazla leğen falan yoktu. Kurban etini koymaya fazla leğen yoktu. Ben de getirmedim. Benim de öyle büyük leğenim yok. Şöyle leğenlerim var ama dedim ki annemde vardır dedim. Getirmedim, ne bileyim. Kayınvalidemin yanına gittiler, babaannelerin yanına leğen almaya. Orada kayınvalidemlerin bahçesinde şey var. Dut ağacı var. Yerlere dut dökülüyor. Duda basmış Aytu. Ayağı kaymış, düşmüş yavrum. Kolunun şurasını çizdirmiş. Burası biraz kanamış. Şortu mortu çamur olmuş. Allah'tan yani hiçbir zaman buraya bir yerlere giderken, yani böyle sabahtan akşama kadar kalacaksam ya da günü birlikse veya ne bileyim işte, yani giderken çocuklarımın dördüne de hepsine yedeksiz hayatta çıkmam. Hepsine koyarım. En büyüğünden en küçüğüne, iç çamaşırına, çorabına varana kadar yedek mutlaka koyarım. Bir çanta hazırlarım yani mutlaka. Hemen çocuğun üstünü değiştirdim. Şort, yedek şort, tişört falan getirmiştim. Tişörtü temiz, bir şey olmamış tişörtüne de. Şortu çamur olmuş. Yavrum benim. Ayağı kaymış, düşmüş. Tamam kızım, gideceğiz ya. Biraz sabırlı olur musun? İki gün oldu. İki gün oldu, hadi ya. Bir gün oldu. Bir gün olacak yani. Çabuk ol yani. Her şey gitmişti artık. Yok kızım, babaanne nerede? Nereye gidecek? Babaanne de kesin. Yok, o evde bekliyor. O gidemez. Niye? O rahatsızlanıyor, gidemiyor. Sabah ne şarkısı söyledik aynen biz? Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Gerisi neydi, hatırlayamıyorum. Sabah da böyle düşündüm, gerisini de hatırlayamadım. Ben gerisini hiç bilmiyorum. Ne zaman Barış Manço'nun bu şarkısını duysam hüzünlenirim böyle. Hem mutlu olurum hem hüzünlenirim. Gene böyle zıvırla zıvırla ya, of. Bir şeyler koyuyor durmadan, buraları bir şeyler alıyor koyuyor. Ay, öbür odadan sağır olduk. Bugün bayram, en son saatte çocuklar.
üzerinizde dışarıda giymelik ev kıyafetiniz yoksa, hani şu üzerimdeki kıyafet günlük kıyafet değil, dışarı bir yerlere giderken giydiğim bir kıyafet. Şey oluyorsun, rahat rahat iş yapamıyorum, tezgaha yaklaşamıyorum üstüme değmesin, sıçramasın bir şey diye. Neyse bitirdim işimi. Hemen şalımı takayım, eşarbımı değiştireyim, şalımı takayım, gireyim. Yavaş yavaş ol bari. Evet, evet, evet. Anne gel. Babaanne. Aa, babaanne gelmiyor. Babaanneden sonra yapayım. Ha? Yok, onu iyice toplayalım, gel. Tekrar toplayalım. Hayır dedi. Gel baba. Sonra açarsın. Gözünü bir çıkarsana. Şimdi alın. Almayacaksanız orada bakılacağım falan demeyin. Çünkü bunlar küçükler de arkamızdan gideceğiz diye tuttururlar. Hadi bakalım. Şalımı da bağladım ama aceleyle bağladığımdan nasıl bağladığımı vallahi bilmiyorum. Acele ediyorum. Hadi gidelim. Ne oldu? Ne oldu karnına? Açılsın. Tamam hadi. Çantayı aldın değil mi oğlum? Hadi gidelim. Hadi bakalım. Oh, esti biraz. Ay çok sıcak. Çok aşırı derecede bir nem var. Anahtarı alayım. Onlar yavaş yaşıyorlar. Anneciğim bu elbiseyi çok sevdim. Baksana burada oynayacak yeri var. Oynama yeri var. Görüyorlar mı arkadaşlar? Hayır. Görmüyorlar şu an bana. Şunu gel kapıyı çeksene bir. Kapıyı böyle kendine doğru çek. Ya, çek. Tamam. Hadi bakalım. Niye çekildi? Anne, niye yaptın? Evet. Geri geleceğiz buraya. Doğru ya. Geleceğiz. Evet ha. Ailen dünden beri heyecanlıyım, heyecanlıyım, çok heyecanlıyım deyip duruyor. Ne olur? Haydi. Bakkala da uğramadan olmazdı yani, değil mi? Ben hamburger aldım ya, pizza aldım. Bakkala uğramadan olmazdı. Sonra bakkal küserdi bize değil mi? O benim olsun, bu senin olsun. Hadi bakalım. Ya da bu benim olsun. Hadi. Hayır. Herkesin bak, bakkalda ilk hangisini aldıysanız o. Değiştirmeyin. Ha? Peki bitiyor. Bitmiyor, daha açmadık bile paketi. Nasıl ya, bitiyor? Kolayı böyle içersin, pizzayı da yersin. Yam yam yam. Ama bitiyor. Kolayı içeceksin böyle. Yaparsam yanında şırınır. Baba geçirdin mi? Hayır. Hay, koş koş koş. Baban niye diye çağır. Yavaş kızım, merdivenden çıksana, düşersin. Bak bak, düşeceksin işte. Merdivenden. Merdivenden. Hadi. Şuraya koyayım. Ne o? Yeni aldırdı diye. Dur o zaman. Şu bıçağı. Şu ne, bamya mı şu? He? He, bamyaymış. He, bamya şeye dökülmüşüm şurada. Hey. Ne oldu? Kahvem döküldü. Şunu açın. Dur. Değil o. O Sultan yengenin. Kapat şimdi. O Sultan yengenin. Şimdi alacaklar onu. Ay su dolduracağım da açılmıyor ki çeşme doldurayım. Buraya koyacağım. He. Ne? Ha? Bir dakika kızım, kalkar mısın? Ne yapacaksın? Niye gözün yanıyor? Şurada ufak bir kaşık vurdu. Her zaman. Ha? Gözüne kolonya mı sürdü? Elinde kolonya varmış. Al.
Hadi kızım. Şeker nerede? Tamam mı Aile? Tamam geç kızım geç, biraz sonra geçer. Ay. Devriliyordu sanki. Fincanlar biraz ayrı ayrı. Kamerayı açar açmaz ilk iş nedense elim hep eşarbıma şalıma gidiyor. Bir de bu şalı bugün sabah çok güzel yapmıştım da buraya gelirken aceleyle yaptım. O yüzden biraz yamuk yumuk oldu. Neyse sorun değil. Şimdi zaten eve gideceğiz geri. Şimdi kahve yapıyorum. Bizim Ali'yle görüştüm biraz önce. Bize, anneme, kayınvalideme ve kardeşimin hepsini de kurbanlarını almışlar. Şu an üçü kesilmiş. Bir tanesi kaldı. Galiba onu da kestirmişler. Şimdi abim aradı. O da onunla da konuştum. Galiba o keçi de kestirmiş. 3 keçi bir de üç koyun, bir keçi pardon. 3 koyun, bir keçi almışlar toplamında. Şimdi ben kahvemizi içeceğim. Eve anneme gideceğim. Tekrardan klimayı açacağım. Abim aradı şimdi, dedi hepsi kesildi. Şöyle bir 10-15 dakika sonra klimayı aç, içerisi soğusun dedi. Yatak odasının klimasını açacağım. Ben tamam kahvemizi içeyim, hemen annemlere gideceğim. Odaların iki odanın da klimasını açacağım. Salonda, yatak odasında açayım. Bakalım. O da keçi değil, dana. Hayır, koyun. Koyunu mu kestik? Evet. Koyunu kestiniz ya. İşte koyuna yazık oluyor ama. Allah öyle emretti kızım. Bizim kurbanlıklarımız kesildi. Şimdi bilmiyorum oğlum. Anneminkini, kayınvalideminkini, kardeşimkini falan hepsi eve getirdik. Bizimkini şimdi bize götüreceğiz. Şimdi kayınvalideminkini götürdüler eve bırakmaya. Annemle, Ali ile abim. Şimdi biz arabada bekliyoruz. Eve gideceğiz. Artık bundan sonra et işleri var. Akşama kadar ancak etle uğraşırız herhalde. Önce sen yapacaksın. Paracı bunlar anam. Paracı. Bayramlı. Çocuklar için bayramların en güzel yanı bayram harçlığı biriktirmek. Efendim Yakup. Ama önce sen yapacaksın. Tamam önce ben yapacağım. İşi açtım. Kapat kızım. Aydınlık olsun öyle. Bıcık bıcık. Oynama bebeğim. Bu böyle oluyor. Şimdi bana yap. Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Hemen salonun klimasını açtım. Ortaya büyük bir saban serdim. Sofra serdim. Etleri koyduk. Kurbanımız kesildi. Allah'ım kabul etsin inşallah. Tüm kurban kesenlerin, herkesin kurbanını Rabbim kabul etsin. Kesemeyenlere de Rabbim kesmeyi nasip etsin inşallah. Ağız tadıyla, huzurla, mutlulukla yedirmeyi nasip etsin Rabbim herkese, hepimize. Kayınvalidemlerdeyken kayınvalidem şey almış, şöyle ıhlamur almış, taze ıhlamur arkadaşlar. Bunu bir akrabamız dağdan topluyor. Dur. Taze ıhlamur almış bana, eltime ve görümceme, bir de kendisine böyle paylaştırmış, paket paket yapmış. Sağ olsun. Ben de şimdi şu kavanozun içine koyacağım. Taze bu yılın ıhlamuru. Dur. Ben bir koklayabilir miyim? Kokla. Çok güzel kokuyor. Çok şifalı. İçeriz. Sağ olsun. Kesesinle bereket. Ve eleyebilir miyim? Çok daha. Klimayı da açtık. Şimdi içerisi soğuk olsun.
hemen etleri yapmaya başlayacağız. Abim bizi bıraktı, geri annemin yanına gitti. O annemle beraber anneme yardım edecek etlerin yapımında. Biz de şimdi hemen başlayacağız. Taze taze ıhlamur. Onu dedi. Hmm. Yani siz gittiniz biliyor musunuz? Herhalde uykulu uykulu. Biz orada da orada bile olduğunu aklıma gelmedi. Göklü gibi orada onlara şey yap verecektim. Paça maça falan dedi. Hey, paçayı bana da söyledi de ben unuttum, neyse şey yaparız. Şöyle karma karışık bir mutfak göstereyim sizlere arkadaşlar. Biz et işlerini hallettik. Bulaşıktı, şuydu buydu, o kadar çok var ki. Kıymalarımı şöyle paket paket yaptım. Şurada da kuyruk yağları var. Koyun kestiğimiz için kuyruk yağları var. Şunun içinde köydeki köpeğimiz için ayırdığımız parçalar var böyle. Hani biliyorsunuz hayvanın yenmeyen yerleri falan oluyor. Köydeki köpeğimiz için ayırdık. Şeyi ayırdıklarım. Şurada da ne var? Ciğerler falan. Kavurmalığımızı da doğradım. Koydum. Kavruluyor. Ali şu an bunun yağını ve şeyini de koydu. Yağını, baharatını, tuzunu da koydu. Bilmiyorum, bir bak bakalım. Ondan sonracığıma dağıtılacakları da ayırdım arkadaşlar. Biri şu, hemen komşuma vereceğim. Bir kısmını da nereye koydum? Ha, şurada. Dağıtılacaklarımı buraya poşet poşet koydum. Sadece kemikler kaldı. Kemikleri de maalesef bizim evde tahramız olmadığı için kıramadık. Kasaba kırdıralım dedik. Kasap da çok yoğunmuş. Şu an kıramam demiş. Biz de böyle poşetledik, koyduk buraya. Ya yarın annemden tahra alacağım. Yine köye anneme gittiğimde. Şunlar difrize koyacağız ya. Sonra da şu bulaşıkları yıkayacağım. Yemek yiyeceğiz. Ortalığı süpüreceğim. Bitmiş durumdayız. Ali zaten dün gece işe gitmişti. Sabah geldi. Daha uyku uyumadı. Yemek yedikten sonra artık 1-2 saat uyursa uyur. Hadi bunları da koyalım dolaba. Sofra falan sermiştim. Saban sermiştim. Onları da hemen kısa programa makineye attım. Ne oldu oğlum ya? Ne ya? Ne? Ali kaç saattir oynuyor biliyor musun? He, kaç saattir oynuyordun? Bilmiyorum ben. Hani 4-5 bırakmıştım. Abi de sen bana nasıl geçmiştin? Tamam, yarım saat var, bir saat var, hiç. O zaman bir 15 dakika sayıyorum bana. Yani saat de şimdi 8 yani. Ben oynayacağım. Ben yarım saat bakmadım ben. Alper, Aytu. Alper. Aytu, bir de şuraya yukarı götürün öne. Ben de. Evet. Telefonu çaldım. Tahta lazım, tahta bir daha işte alsak, yok kepleri de aldık. Gördü mü diyor?
Haydi. Bunda var. He, onu da götür yukarı şey, mağdura sandığının yanına koy. Mağdura sandığının yanına koy. Ya. Ne açıkan ne? Şey yaramamış. Tamam çıksın bir şey olmaz o. Biliyor musun? Sen böyle geç. Sen o salatayı yapana kadar ben de onları yıkarım. Çünkü daha yemekten sonra daha ortalığı süpüreceğim edeceğim. Ha, koca koca şeyler var baksana. Çayın altına. Ayran mı içelim? Ayran mı içelim? Çay olsun içeriz. Çay çekirdek yedim. Çok güzel oldu. Çünkü akşam giderken atarsın sen. Film bitti. Koyuldu, dedi. Bir de bu koyuldu. Ya, kısmet.
limon akçeden şişesi dersen. Baba. Hadi oğlum, nerede? Sen baba bir tane şu kapıda.
Beni sayıyor sana. Ay şunu atsana, attın mı? Ay o nereden şöyle? At oğlum, at. Al ayarla tabağını. Ay gider tabak. Oğlum tam şeyini aşağı dur, baban tabağı verir. Ben şuraya bir halledeyim yine. Tabak verir misin? Evet, verir. Tabak ver, tutma ver. Açamıyorum bunu. Doldurur musun? Ne? Ola. Ayran bardağı mı koyuyor? Ayranlı kola. Nasıl da şey oluyor? Hadi bunu kaldır. Bunu kaldır. Babam ne istiyor? Ay böyle etle falan uğraştığım zaman da böyle kocaman kocaman kaplar bulaşıp çıkıyor. Daha yerde iki tane leğen var kocaman. Sonra bir şey yapalım. Bir de siz kekmeyi kurudaydın ya. Amirin! Masaya kızım. Buraya geldin. Bir şey olmaz. Gel. Et kokuyor. Yok kokmuyor. Gel.
Araştırma yapacakmış artık. Araştırmacı olacakmış. Eza atın yok kopamayı öğrenir. Ne? Telefona yapılıyor. Yakup onu kapat, kapat sesini. Olur mu? Adamsan. Nezim ayrı olmaz mı? Hayır. Bak masayı kırıp devireceksin ya. Bakalım bir şey. Kızım nasıl sıcak lan? Böyle bir şey ya. Anne. Sen bakalım. Kaçın sıcak lan? Kaçın sıcak lan ya? Kaka yavru kedi gördük. Aslanlı yavru kedi gördük. Ona göre okuyacağım veya okuyacağım.